Hepiniz hoş geldiniz. Milletvekili adayımız Barış Emre Eş'le birlikte sizlerle basın açıklaması yapmak için buluştuk. İkinci sıra adayımız annesinin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da, aramızda değil. Evet değerli arkadaşlar, az önce Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin yaptığı basın açıklamasında sizlerin de duyduğunuz gibi Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini ilan etti. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce bunu yaklaşık bir ay önce seçime 2 gün kala bakarız ortama. O günkü şartlara göre gereğini yaparız demişti. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için Sayın Genel Başkanımız her zaman taşın altına elini koyar. Gerekirse kendini de feda eder ülkemiz için. Ve bu yaptığı çıkışla da dediği gibi bu yönetimden, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmamız için birlik olmamız gerekiyor dedi ve bugün saat 2 itibariyle Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini söyledi. Memleket Partisi olarak, milletvekili adayları olarak biz yolumuza devam ediyoruz. Üstüne basarak söylediği bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Her evden Memleket Partisi'ne bir oy istiyoruz. Memleket Partisi'nin mecliste olması, Atatürkçülerin mecliste olması ve mecliste temsil edilmeleri için tüm Yalova halkından destek istiyorum. Yalova'dan milletvekili adayı olarak tüm hemşehrilerimizin sahip çıkmasını temenni ediyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Ertan Bey, Memleket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimde hangi adayı resmi olarak destekleyeceksiniz? Kararını verdiniz mi? Tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Neden seçimi Cumhurbaşkanlığı istifa etti peki? Gereğini... Nereden bir konuşuluyordu bu, tabi olayları falan çıktı gibi açıklamada da bulundu zaten. O açıklamaların hiçbirisi gerçek değil biliyorsunuz. Hepsi montaj, kimlerin yaptıkları belli. Ama seçime 2 gün kala ben gereğini yaparım diye bir ay önce zaten Muharrem İnce'nin açıklaması var. Buna bakarsınız. Anket sonuçlarına baktığında ikinci tura kendisini kalamadığını gördü. Ve ikinci tura kalmadan birinci turdan bitebilmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklemek amacıyla adaylıktan çekildi. Biz Yalova'daki Memleket Partili arkadaşlarımla birlikte bugünden itibaren seçim günü akşam 5'e kadar milletvekili adaylarımıza ve Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Memleket Partisi olarak milletvekili adaylarının oyun yükseleceğini ya da düşeceğini düşünüyor musunuz istifadan sonra? Bizim oylarımız zaten yüksekti. Baraj sorunumuz yoktu. Yalova'daki tabii ki benim geçmişimi biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca il başkanlığı, ilçe başkanlığı yaptım. Çok emek harcadım. Cumhuriyet Halk Partili olsun, diğer partilerdeki, Cumhur İttifakı'ndaki seçmenlerimiz de bana destek vereceklerine inanıyorum. Ve Ankara'ya beni çalışmak için göndereceklerine, mecliste Yalova'nın sesi olacağımı destek edeceklerine inanıyorum. Peki, kararı almadan önce Sayın Muharrem İnce ile siz görüştünüz mü? Kendisi size kararını bildirdi mi? Ben Türkiye'deki milletvekili adaylarından birisiyim. Yalovalı olmam bir ayrıcalık değildir. Parti meclisinde görüşüldü konu. Parti meclisinde aldıkları karardan sonra saat 2'de tüm yurttaşlarımız gibi biz de basından öğrendik. Yalovalı olduğumuz için kararları bizimle önceden paylaşmaz. Ancak Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildikten sonra, pazartesiden sonra inşallah Kılıçdaroğlu'nun kazandıktan sonra partimizde daha güçlenerek barajda geçtikten sonra mecliste temsil edilecektir ve önümüzdeki dönemde de Memleket Partisi varlığını sürdürecektir. Peki Muharrem İnce'nin bundan sonraki yolu ne olur? Memleket Partisi'ne devam. Meclise gireceğiz, onu zaten söyledik. Milletvekilliği seçimlerine devam ediyoruz. Adaylarımızın hepsi yollarına devam ediyor. Baraj sorunumuz da yok. Mecliste 40-50 tane Memleket Partisi milletvekili olduğu zaman önümüzdeki yıllarda partisi parlayan yıldızı Memleket Partisi olacaktır. Teşekkür ederim.